Tabii bugün Arefe. Sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri başladı. Onu peşin peşin söyle, ben unutmadım. Teşrik tekbirini okudum. Başladı derken nerede başladı? Sabah namazı. İzah eder misiniz? Nerede söylüyoruz? Sabah namazı Farzından sonra. farzından sonra Allahümme ente selam demeden önce bir defa sadece. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd diyoruz. Ondan sonra Allahu ente selam, minke selam, tebarek teyze celal ve ekram diyoruz. Eğer son sünnet falan yoksa tesbihleri falan çekiyoruz. Ayet-i kürsüyü okuyoruz, tesbihleri çekiyoruz. Arefe günü sabah namazında başlıyor. Farz namazdan sonra beş vakit namazın farzları cemaatle kılınsın, ferden kılınsın. Cemaatle kılınırsa unutulma ihtimali çok zayıf. Cemaatten birisi hatırlatır. Ama unutmak genellikle tek başımıza aynı şekilde kıldığımız zamanlarda başımıza gelebiliyor. Zilhicce'nin 9. günü, Arefe günü sabah namazında başlıyor. Cemaatle kıldığımız namazlarda zaten aynı şekilde farzı kılar kılmaz. Cuma namazında da aynı şekilde söyleniyor, bayram namazında söyleniyor. Cenaze namazı varsa onda söylenmiyor. Nereye kadar devam edecek? Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı dahil. Sabah Arefe günü sabah namazında başlıyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı dahil bitiyor. 23 vakit. Evet. Mesela diyelim ki bugün sabah namazına kalkamadık. Kuşluk vaktinde kaza ediyoruz. Teşhit tekbirleri okunan zaman dilimi girdiği bir zaman diliminde sabah namazını kılamadık. Yine aynı şekilde kaza ediyoruz. Kaza ederken teşhit tekbirini okuyoruz. Niye? Çünkü teşhit tekbiri okunacak zaman dilimine girmişiz ve bu zaman dilimi devam ediyor. Yani Arefe günü, Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü. Bu günlerde kazaya kalanı, yine bu günlerde biz aynı şekilde kaza edecek olursak teşhit tekbiri okuyoruz. Ama daha önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan farz namazları onlar da söylemiyoruz. Bu zaman diliminde kaza edersek orada teşhit tekbiri söylemiyoruz. Veya bu zaman diliminde kazaya kalıp da bayramdan sonra kaza edersek onda da söylemiyoruz. Gene söylemiyoruz. Gene söylemiyoruz. Tabii başka yapılacak bir şey söz konusu değil. Kurbanlıklar bizim söyleyeceğimiz bu. Dün terviye günüydü, bugün Arefe günü. Yarın da nasip olursa bayramdır. Bir de İhlas-ı Şerif. Ben okumaya başladım. Bin İhlas-ı Şerif. Kaça geldiniz? Söylemem. Kimseye söylemezsen söyleyeyim. 500'ü buldu. Oh, iyiymiş. Demezsin değil mi kimseye seni? Bana hediye etseniz ben direkt 500'den başlasam. 500'den başlasam da değil mi? Bir arkadaşım birisi diyor ki ben diyor 2 saatte diyor bitiyor diyor. Ha, demek ki bitirdin. Bitirdin serviste. Dedi 2 saatte bitiyorsun. Bitirdin demek ki. 2 saatte bitiyormuş dedi. Ha bak evet dedi. Evet, yani. Muhittin bak. Mustafa Bey de evet dediğine göre demek ki bu bitirdi. Oruçluyum da ha. Ha tabii ya. Yani bizi de görün hocam. Hiç. Ben de oruçluyum, ne olacak şimdi? Sizinki belli oluyor zaten. Allah Allah. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı olsun. Bir de hacca gidenlerin durumu var tabii. Tabii. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmaları. Yalnız dinimiz hilalin görülmesini esas aldığı için hesapla bulunan gün, tamam, hesapla bulunan gündür, onda bir şek ve tereddüt şüphe söz konusu değil. Fakat dinimiz diyor ki hilali gör, oruç tut, hilali gör, bayram et. Zilhicce hilali gör, aynı şekilde kurban kes veyahut da aynı şekilde hac et. Dolayısıyla hilali görmek esas olduğu için bugün zannedersem Suud Türkiye'ye uydu. Evet. Zaten uyduysa bir sakatlık vardır. Çünkü başka türlü katiyen şey yapmaz. Dolayısıyla yarın tekrar bir daha çıkmaları. Ne yap çıksın. Ömründe bir defa hacca gidiyor. Çünkü öbürlerini yerine getirmek. Haccın 3 tane farzı var. İhrama girerken niyet etmek. Ziyaret tavafı diye bilinen farz tavafı yapmak. Tamam, kurban veren 1. 2. 3. günü 3 gün gece gündüz içerisinde bunu yapabiliyor. Çünkü
Farzdır bu. Zamanı da geniştir. İstediği zaman yapabiliyor. Ama bir tek şey var. İşte Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Onu tekrar aynı şekilde yapması lazım. Zaten mesela kitaplarda anlatırken falan da Mustafa Bey, oruçta olsun, ondan sonra diğer ibadetlerde olsun, namazda olsun, vakitler konusunda falan mesela namaz vakitleri anlatılırken bir ifade geçiyor. İhtiyatla hareket etmeli. Evet. İhtiyatla hareket etmeli. Bu her zaman için geçerli mi? Evet, her zaman için geçerli. Mesela oruçta. Ramazan-ı Şerif yasa denk geldiği için 17-18 saat oruç diyorsun. Şimdi sahurda geciktireyim ben. Adamlar zaten hızını alamadı. Ta sabah namazın değil, güneşin doğuşuna kadar geciktir diyor bazıları. Güneşin doğuşuna kadar geciktir. Bu ve benzeri orucu bozdurtmaya çalışan din iman hırsızlarına aldanmamalı. İtibar etmemeli. Her şeyle talimlerin bildiriklerine uymalı. İhtiyatlı davranmalı. Mesela Türkiye takviminde bildiren imsak vakti orucun başlayış vaktidir. Diğer takvimlerdeki imsak vakti sabah namazın giriş vaktidir. Ya 15 dakika önce bırakmış olsan, 20 dakika önce bırakmış olsan ihtiyatla hareket edersin. On sana güneşin batması meselesinde de ya 18 saat aç durmuşsun. Ne acele ediyorsun? Efendim acele etmek lazım. İyi ikinin de mi olsun o zaman? Ya öyle de değil. Öyle değilse arkadaş. Kalmış 5 dakika. Ya eğer hani bulunduğu yer evinden güneşin battığı tarafı göremeyecek durumdaysan, o göremesen bile de o tarafa batıya baktığın zaman tamam kızıllık vardı, doğuya baktığın zaman güneşin doğduğu taraf kararır. Ya hiç olmazsa çıplak gözle bir bak da emin ol. Olay ki müezzindir, imamdır, netice itibariyle bunlar da insandır. Hata eder, elindeki saat yanlış olabilir. Yanlışlamasına ezan okuyabilir veya top atılıyorsa topa ineceğini yanlış patlatabilir. Bunu da göz önünde bulundur. Suçu onun olsun. Yazık günah değil mi ya 17-18 saat sen tutuyorsun, oruç tutuyorsun. Onun için ihtiyatla hareket etmeli. Gerekirse bakarsan aynı şekilde akşam namazını kılarsın. Sonra bakarsın ki girmediyse namaz vakti geniş, 1,5 saat. Tekrar iade edersin onu. Ama orucu bir defa açınca bir de bir 18 saat iadesi gerekiyor. 18 saat sürer. İadesi şey gibi değildir yani. Namaz gibi değildir. Bütün ibadetlerde bu böyle. Yani namazda da öyle mesela. Hani vakit girmeden namaz kılınır mı? Kılınmaz. 5 dakika sonra. Yani 5 dakika sonra. Şey de öyle. Mesela kurbanda da ya tereddütlüyse hilal görülmesi bir gün sonra kesin olacaktı yani. Ne gibi olmasın biz bir gün sonra keseceğiz. Ne oluyor? Bir tarafı nasıl mı eksiliyor? Yani yıllardır öyle kesiyorsunuz. Yıllardır öyle yapıyoruz. Bir şey de olmuyor. Bir şey de olmuyor. İbadetinizi garanti altına getiriyorsunuz. Evet. Tereddüdümüz aynı şekilde kalkıyor. Kalbinde rahat mıyız? Rahatız. Onun için ihtiyatta, ahir zamandayız çünkü ihtiyatta hareket ediyoruz. Bazılar diyor ki, canım ne olacakmış ya falan filan. İbadet bu. Hani biraz önce aynı şekilde Sıbkatullah Hizani Hazretleri'nin sözünü aynı şekilde naklettik. Sıbkatullah Hizani Hazretleri'nin sözünü naklettik. Şimdi onun başka sözleri de var da orada da dikkatimi çekti. Tabii din büyüklerinin sözleri hepsi birbirine benziyor da. Ne için yaptın? Yani ahirette kimin için yaptın? Kimin için yaptın? Ne derler ya? Herkes böyle yapıyor falan. Diyecekler ki ya sen herkes için yaptın. Allah için yapmadın. Haçta da aynı şekilde. Burada 3 milyon, 4 milyon insan var. Herkes böyle. Yani bir ben mi aynı şekilde... Değil, öyle değil o. Herkes ne yaparsa yapsın. Herkes ne yaparsa yapsın. Ama sen bu meseleyi biliyorsan tekrar çık. Tekrar çık. Ve şeyini, haccını kurtarmaya çalış. Peki efendim öyle yapınca haccım kabul mü olacak? Peki biz bu şartlara riayet ediyoruz. İhtiyatla hareket ediyoruz. Bu şekilde aynı şekilde yaptığımız zaman böyle bir iddiamız mı var? Bizim kestiğimiz kurbanlar kabul oldu. Bizim tuttuğumuz oruçlar kabul oldu. Bizim kıldığımız namazlar kabul oldu. Bir iddiamız mı var? Hayır. Kimse yapamaz ki bunu, kimse söyleyemez ki. Peygamber Efendimiz bile yetkili değil bu konuda. Ancak Allah-u Teala vahyediyordu Eshab-ı Kiram Aleyhimdüvan Efendilerimizin. Eshab-ı Kiram Aleyhimdüvan Efendilerimizin yaptıkları bir şeyler hakkında mesela vahiy geliyordu. Allah-u Teala o kulun yaptığını beğendi. Onun sadakasını kabul etti. Onun namazını kabul etti. O zaman açığa çıkıyordu. Mesela bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı. Tabi ses de okunuyor ya.
Son işte Amme cüzünde bir sure var. O surenin sonunda Firavun işte ben sizin en yüksek Rabbiniz değil miyim mealinde ayet-i kerimeyi tabii sesli okuyor. Hazreti Ömer de anlıyor tabii onun da dillerde. Gayri ihtiyarı böyle gayreti gelmiş. Ben olsaydım demiş onu demiş halkın avcılarını verirdim yani. Kellesini uçururdum. Sıkardım ağzını. Sesli söylüyor bunu. Selam veriyor Resulullah Efendimiz. Dönüyor buyuruyor ki ya ver buyuralar. Namazda konuştum. Namazım bozuldu. İade et. Peki diyor. Tam kalkarken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selamı var. Ömer namazını kabul etti. Radiyallahu Teala. Kabul etti. Peki peygamberimiz iade et buyurdu. Evet. Allah-u Teala buyuruyor ki ben kabul onu kabul ettim. Ben onu kabul ettim. Onun o gayreti Allah-u Teala'nın hoşuna gitti. Senin ibadetini. Dolayısıyla kimse kimsenin yapmış olduğu ibadeti ancak da kabul oldu mu, reddoldu mu onu bilemezse ancak kitaplarda bir ifade geçiyor. Şartlarına uygun olarak yapılan ibadetlerin kabul olma ihtimali yüksektir. Onun için biz onun için ihtiyatlı olarak. Evet. Peki efendim.